Canlarım selam. 70 günde TYT Matematik kampımızda geldik. 13. günün ikinci dersine, ikinci videoya bölünebilme kurallarını anlatacağım şimdi size. Uzun bir ders olacak. Onu söyleyeyim baştan. Yani mutlaka ara vermeniz gereken derslerden bir tanesi olacak. Uzun soluklu bir ders. Bu derste bölünebilme kurallarına başlayacağım. Bütün şey gibi oldu. Başlayacağım lan bölünebilme kuralları. Bölünebilme kurallarının hepsine başlayacağım ve bitireceğim. Bütün bölünebilme kurallarını sizlere anlatacağım, sorularını çözeceğim, çıkmış sorularını, mor sorularını, kazanım sorularını hepsinden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi benimle beraber 70 günde TYT Matematik Kampı video ders kitabınızdan kamp programı kısmını açıyorsunuz. Bakıyoruz hemen 13. günü 2. video bölünebilme sayfa 63 65. Yani video ders kitabında benim anlatacağım, sizin de not alacağınız kısım sayfa 63 65. Devam eden satırda hemen ödevimize bakıyoruz. Temel tanım testi 1 2. o da hangi sayfalara kapsıyormuş bakıyorum hemen 68 71. Yani 70 günde TYT matematik soru bankamızdan hemen sayfa 68-71 miydi? 3-2 temel tanım testi 1-2 bölünebilme temel tanım testi 1-2 2 tane testi çözüyorsunuz ve bölünebilme ile beraber bölme bölünebilme ünitesinin konu anlatım kısmını da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki gün yani 14. günde de bunun eee Adını unuttum lan. Heh. Bölüm bitirme testiyle Efficient Auto testini de çözeceğiz. Onların ödevlerini de yaptıktan sonra 14. günde bu üniteye de noktayı koymuş olacağız. Şimdi benimle beraber bölünebilme kuralı iyi misin? Bugün, bugün nasılsın? Bugün nasılsın bakalım. Belki sen bugün... Ee, dünün videolarında izliyor olabilirsin. Bilmiyorum. Hep bunu böyle konuşuyoruz ya. Ee, bir tane öğrenci yok. Bir tip öğrenci yok. Çok fazla çeşitli öğrenci var. Hele ki bu kampı izleyen çok Öğrenme hızları farklı olan bir günde iki e, günü bitiren, iki günde bir günü bitiren, üç günde bir günü bitiren, bir günde üç günü bitiren çok fazla öğrencimiz var. O yüzden top hepinize birden nasılsınız, iyi misiniz? Umarım. Keyifleriniz de yerindedir diyerekten dersime başlıyorum. Keyif önemli ya. Şimdi keyifsiz keyifsiz ders dinlemek var. Bir de böyle ağız tadıyla ders dinlemek var. Ben e, olabildiğince hep videolarımı önden çekmeye çalışıyorum ki o gün, o saat, o günün o diliminde keyfim yerinde değilse e, videonun başına hiç oturmuyorum. Sizlerin gözlerinin içine bakarken hep keyfimin yerinde olmasına gayret ediyorum. Çünkü e, bu böyle keyifsiz yapılacak bir iş değil. Yani ders dinlemek de öyle, ders anlatmak da öyle. Keyifsiz keyifsiz ders anlattığım zaman e, geç, yani bu aralar hiç öyle bir şey yapmıyorum. Hele 70 günde TYT 2025 kampında hiç böyle bir şey yapmadım. Belki geçtiğimiz yıllarda yapmışlığım vardır böyle biraz sıkışık olduğum dönemlerde e, günü gününe video çekerken o gün keyifsizimdir ama öğrencilerim bunu direkt anlıyorlar. Ben ne kadar böyle e, böyle gülmeye çalışsam da böyle soytarmaya çalışsam da hemen bir iki yorum üç yorum yakalıyorum böyle. Hocam bugün keyfiniz yok gibilerinden, bugün gayet keyfim güzel. Sizlere ders anlatmanın e, sevincini mutluluğunu yaşıyorum ve dersime başlıyorum. Hadi bakalım. Haydi bölünebilmeyle başlıyoruz. Uh, hadi bakalım. Şimdi tek tek bütün bölünebilme kurallarını başlıklar altında anlatacağım. 2 ile bölünebilme 3 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme, 5 ile, 8 ile falan filan 9 ile, 10 ile bölünebilme 11 ile bölünebilme. Sonra bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Sonra size bu bölünebilme kurallarının ile ilgili pratikleri verip sonra yine mor sorular çözüp çıkmış sorular çözüp bu sefer de bölünebilme kuralları olmayan ama bölünebilme kuralları olan bölünebilme kurallarıyla birleştirilen bölünebilme kurallarından bahsedeceğim. Sonra da arkadaşlar dersimizi bitireceğiz. Hemen 2 ile bölünebilme ile başlayalım. Hadi bakalım. 2 ile bölünebilme en basiti zaten. Birler basamağı çift sayı olan. Lan yazamadım lan. Onu, onu ne yazdım? Alfabede öyle bir harf yok. Birler basamağı çift sayı olan sayılar 2 ile tam bölünür. Yani aslında çift sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayılar 2 ile tam bölünmezler arkadaşlar. 4 basama soruya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bakın her bölünebilme kuralında bunu yazacağım. Hani biz demiştik ya A bölü B C buraya da kalan demiştik. Ve kalan her zaman bölenden küçüktür demiştik. Şimdi A sayısını 2'ye bölelim yani 2 ile bölünebilmeye bakalım. Buradaki de kalan olsun. Kalan 2'den küçük olması e, hasebiyle olması gerektiği sebebiyle kuramadım cümleyi. Kalan arkadaşlar ya 1'dir ya 0'dır. Yani hangi bölünebilme kuralındaysak 2 ile bölünebilme kuralındaysak kalan ya 1'dir ya da 0'dır arkadaşlar. Yani bir sayını 2'ye böldüğümüzde kalan ya 1'dir ya da tam bölünüyordur. Bir sayının 2 ile bölümünden kalan 2 olamaz. 3 olamaz, 4 olamaz. Ya 1'dir ya 2'dir. Bölünebilme kuralı neyse ondan küçük olan sayılar kalanı vermek zorundadır. Tamam mı? Burada bölüm kalan ya 1 olacak ya 0. Zaten tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1'dir. Çift sayılarda 2'ye tam bölündüğü için 2 ile bölümünden kalan 0'dır. Şimdi örnekte güzel bir şekilde göreceğiz zaten bunu. Diyor ki 4 basamaklı bir sayı var diyor. Neymiş sayımız? A 7A2B. Bu sayı 2 ile tam bölünüyor diyor. Buna göre A artı B sayısı en çok kaçtır? Bak bir daha yazayım şuraya. 7A2B. Bu sayı 2 ile tam bölünüyormuş. Şimdi yavrular. Bir kere bu sayı 2 ile tam bölünüyorsa son basamağa odaklanacağız. Bu son basamaktaki sayı 0 olabilir. 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 8 olabilir. Çünkü bu çift bir sayı olmak zorunda. Peki A artı B toplamı en çok kaç dediğine göre biz hem A'yı hem B'yi maksimum seçmeliyiz. O zaman B'yi bu sayılardan en büyüğü olan 8 seçeyim. Hocam buraya kadar gayet mantıklı gittiniz. Benim şu an içime sindi. D. A'yı ne yapacağız? A'yı ne yapacağız? Arkadaşlar bu soruda bize ver, verdiği tek bir bilgi var. O da 2 ile tam bölünmesi. Bu da A'yı hiç ırgalamıyor. A ile bunun hiç alakası yok. Dolayısıyla A bir rakam olduğu için A'yı istediğim şekilde seçebilirim. B'yi 8 seçtikten sonra 7A28 sayısında A'yı 1 de seçseniz bu sayı çifttir. Yani 2 ile tam bölünür. 3 ile seçseniz 2 ile tam bölünür. 9 ile seçseniz 2 ile tam bölünür. İstediğiniz 10 rakamın 10'unu da seçebilirsiniz. Ama A artı B toplamı en çok dediği için biraz uyanık olacağız. Ve A'ya gidip tabii ki seçebileceğimiz en büyük rakam olan 9'u vereceğiz. E 9 artı 8'den de sorumuzun doğru cevabı 17 olarak bulunmuş olacak tamam mı? Güzel A artı B toplamı maksimum 17 oluyormuş birinci sorumuzda Tamam mı? 2 ile bölünebilme geldim şimdi 3 ile bölünebilmeye. Hocam her bölünebilme kuralında bir tanecik bir soru çözeceksiniz. Arkadaşlar duruma göre mesela 3 ile bölünebilmeden 2 tane soru çözeceğim ama sadece 2 tane değil. Biz bu dersin birinci kısmında bölünebilme kurallarını göstereceğim size. Sonra diyeceğim ki bir ara verin. Aradan sonra devam edeceğiz. Bu sefer diğer bölünebilme kurallarını da bunları sık sık kullanacağız zaten. Yani sadece 2 ile bölünebilme kuralı değil. İşte 8'de 2'yi kullanacağız. 3'te 9'u kullanacağız. 5'te 8'i. 5'te 10'u. Yani her her şey birbirine girecek zaten merak etmeyin tamam mı? Yani az örnek herhalde Mert Hoca az örnek çözüyor kimse demez diye düşünüyorum. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralına bakalım. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılara niye bunu böyle sayı şeyle yazdım bilmiyorum. Bunu hiç ezberleyemiyorum ha. Ne zaman 3'ün ne zaman rakam ne zaman sayı yazılması gerektiği neyse işte 3'ün ya da 3'ün. Rakamları toplamı 3'ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünürler bir sayının 3 ile tam bölünmesi ya da bölünmemesini değerlendirirken rakamlarını topluyormuşuz. Tamam mı arkadaşlar? 3 ile bölünebilmede de kalanlar 2, 1, 0 olabilir. 3'ten küçük sayılar. Bir sayı 3'e bölünüyor. Bir sayıyı 3'e bölerken kalanın alabileceği değerler ya 2'dir ya 1'dir ya da sıfırdır tamam mı? Şimdi neymiş? Bir sayının 3 ile bölünüp bölünmediğini anlamak için rakamlarını topluyormuşuz. Mesela bir tane sayı yazıyorum arkadaşlar. 2167. 3 ile tam bölünüyor mu? Normalde ne yapman lazım? İşte 3'e böl. 2'de 3 yok. 21'de 3. Hiç gerek yok. Rakamlarını topluyorsun. Yani 2 artı 1 artı 6 artı 7 yapıyorsun. Oğlum o nasıl bir altlı? 6 artı 7 yapıyorsun. 13 1 daha 14 2 daha 16. 16 sayısını 3'e böl. Hatta yine gerek yok. Bunun da rakamlarını topla. 1 artı 6'dan 7. Şimdi 7'yi 3'e böl. 7'de 3. 2 kere var. 2 kere 3. 6 kalan 1. Bak. Bak. 2167'nin rakamları toplamı 16. 16'nın da rakamları toplamı 7. 7'yi 3'e böldüğünde kalan 1 çıktığı için 2167'yi 3'e böldüğünde kalan yine 1 çıkar. İstersen bir kerelik sana ispatlayayım. Ee, sen de gör. 21'de 7 kere var. 7 kere 3 21. 6'da 3 2 kere var. 2 kere 3 6. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Kalanda gördüğün gibi 1. Tamam mı? Rakamlarını toplaman yeterli olacak. Demek ki 2167 sayısının 3 le bölümünden kalan kaçmış? 1'miş. Rakamların toplayınca 3'e bölünce 1 çıktı çünkü. Şimdi örnek 2'ye gelelim. Diyor ki rakamları farklı. Bak bu sefer rakamları farklı demiş görüyor musun? Çakalı. Rakamları farklı. 5 basamaklı 7x43y sayısı 3 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır. Bak 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 hayra bolu mandasına bak. 3 ile bölünebilen bir çift sayıdır. Buna göre x artı y toplamı en çok kaçtır? Tamam şimdi bir kere bu sayı 3 ile bölünebiliyor ve çift bir sayı. Şimdi hangisini önce kullanacağız? 3 ile bölünebilmesini mi çift sayı olmasını? Bakın 3 ile bölünebilmesi rakamlarının hepsini ilgilendiren bir şey. Rakamlarını toplayacağız. Ama sayının çift olması Sadece birler basamağını ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla önce sadece birler basamağını ilgilendirenden yani kısıtlı olandan başlayalım. Dar olandan genel olana doğru gidelim. Yani öncelikle bu sayının çift sayı olmasını değerlendirelim. Yani 7x43y sayısı bir çift sayı. Çift sayı ise eğer buradaki y'nin 0, 2, 4, 6 ya da 8'den bir tanesi olması lazım. Şu an 3 ile bölünebilmeye hiç girmedim. Şu an çift sayıda durumundayım. Şimdi biz x artı y toplamının en çok olmasını istemiyor muyuz? O zaman gidelim y'ye verebileceğimiz en büyük değeri verelim. Yani 8'i verelim. O zaman 7 x 43 8 oldu bu sayı. Şimdi 2 ile bölünebilmesini. Yani çift sayı olmasını kullandık. Sıra geldi 3 ile tam bölünmesine. Gel. 3 ile tam bölünüyorsa ne yapacağız? Rakamlarını toplayıp 3'ün katı mı katı olmasını sağlayacağız. Hadi toplayalım. 7 3 daha 10, 8 daha 18, 4 daha 22, x daha 22 artı x. Bak yavrum şimdi bak bak gülüm. 22 artı x sayısı 3'ün bir katının hiçbir şey fazlası değil. 3'ün katı direkt. Çünkü bu sayı 3'e bölünüyor. Bir sayı 3'e bölünüyorsa rakamları toplamı da 3'e bölünür. Tamam mı? 22 artı x 3'ün katı olacak. Peki buradaki x'e ne verebiliriz? x bir rakam sonuçta. Bu sayının binler basamağındaki sayı. Kaç verebiliriz x'e? x'e hocam 2 verebiliriz. Şimdi 0 olmaz 22 3'ün katı değil. 1 olmaz 23 3'ün katı değil. 2 olur 24 3'ün katı. Bak yakaladın ya buradaki 2'yi. 3'ün katı olmasını sağlıyorsun ya 3 ekleyerek devam et. Çünkü 4 olmaz. 25, 26 3'ün katı değil. E pardon 3 olmaz 25 3'ün katı değil 4 olmaz 26 3'ün katı değil 5 olur 27 3'ün katı. Bak 2'nin üstüne 3 ekledim bir daha 3 ekle x'in alabileceği değerler bunlar. E hocam tamam tamam x'e de 8 vereyim o zaman toplamları en çok veremezsin x'e 8. Çünkü x'e 8 verdiğin anda sayı 78438 olur rakamları farklı diyor. Dolayısıyla x'e 8 veremezsin. x'e 5 vermen gerekir. x'e 5 verirsen de sayı 7500 pardon 75438 olur. x'imiz 5 olur. y'miz 8 olur. Toplamları da 8 artı 5'ten 13 olarak bulunmuş olacak. x artı y toplamı en çok kaçmış? 13'müş. Anlaştık mı? Hem 2 ile bölünebilmeyi hem de 5, e, 3 ile bölünebilmeyi güzel bir şekilde kullandık ve devam ediyoruz. Yine 3 ile bölünebilme ile alakalı bir soru. Bu sefer 3'e tam bölünüyor demiyor bak ne diyor? Diyor ki arkadaşlar 6A4B4 basamaklı sayısı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Buna göre A artı B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bir sayı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa o sayının rakamları toplamı da 3 ile bölündüğünde 2 kalanını verir. Hemen rakamlarını toplayalım. Gel. 6 artı A artı 4 artı B. Ne yapar arkadaşlar bu? 10 artı A artı B. Bu sayı 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyor. Bir sayı <laughs> 3 ile bölündüğünde 2 kalanını veriyorsa bu sayı 3'ün bir katının 2 fazlasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Şu 2'yi atalım karşı tarafa. Hazır toplam durumundalar. Ne yaptı? 8 yaptı. 8 artı şöyle parantez içinde yazayım. Gör diye. A artı B eşittir 3'ün katı. Yani A artı B'nin 8 fazlası 3'ün katı. Peki bu A artı B kaç olabilir? A'nın ve B'nin rakam olduğunu unutma. Çünkü bir tanesi 6A 4B sayısının yüzler basamağı. Bir tanesi de birler basamağı. Peki başlayalım. 1 yazabiliriz. Çünkü 9 3'ün katı olur. Yakaladıktan sonra ne yapıyoruz? 3'ün katı olmasını sağlamaya çalıştığımız için üstüne 3 ekleyerek devam ediyoruz. 3 daha ekledim 4. 3 daha ekledim 7. 3 e daha ekledim 10. Bir dakika hocam rakamdan çıktınız. İyi de A artı B tek bir rakam değil ki. 2 rakamın toplamı. 2 rakamın toplamı 10 olabilir. 3 daha ekle 13 olabilir. 3 daha ekle 16 olabilir. Mesela 8 8 olur. Rakamları farklı demiyor ki. Ya da 9 7 olur. E ama 3 daha eklersem 19 olmaz. 2 rakamın toplamının 19 olabilmesi için 2 sayının bir tanesinin zaten 9 10 olması lazım. Hani 10'a 9 olabilir. Birini 9 seçsek bile. Dolayısıyla 19 alamayız. Sadece bunları alabiliriz. Kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A artı B'nin alabileceği 6 tane farklı değer vardır. Tamam mı? 3 ile bölünebilme ile ilgili kalanlı bir soruyu da çözmüş olduk. Şimdi sıra geldi 4 ile bölünebilmeye. Şimdi 4 ile bölünebilmede de so sayımızın son iki basamağını kullanacağız. Yani son iki basamağı dördün katı, dördün katı olacak son iki basamağı ya da son iki basamağı sıfır sıfır olacak. Bu sayılar dört ile tam bölünür arkadaşlar. Yani bir sayının dört ile tam bölünüp bölünmediğini anlamak için son iki basamağına bakacaksınız. Son iki basamağı dördün katıysa. Yani son iki basamağındaki sayı, iki basamaklı sayı dördün katıysa ya da 0 0 sayılarından oluşuyorsa o sayı 4'le tam bölünür. Örnek veriyorum. 2564. Hatta 12000, hatta 612000 olsun. Ne kadar giderse gitsin sola kadar, sola istediği kadar gitsin. Benim bakacağım şey buradaki sondaki iki basamak. Bu 64 sayısı 4'e bölünüyorsa 612564 sayısı da 4'e bölünür. Bakalım. 64 4'e bölünür mü? Bölünür tabii ki. 16 kere var. 16 kere 4 64 kalan 0. O zaman arkadaşlar 612.564 sayısı da 4'e tam bölünür. Mesela 5 milyon 712.400. Bu sayı 4'e tam bölünür mü? bölünür. Çünkü son iki basamağı 0, 0. Son iki basamağının 0, 0 olması arkadaşlar yüzün katı olması anlamına geliyor zaten. Yüzün katı olan bir sayı da yüzün içerisinde 4 olduğu için 25 kere 4 her türlü zaten bölünecektir. Ha, tabii ki burası da 0 olsa zaten garantiliyoruz. Şu en az iki basamağının 0 olması garanti. 3 tanesi olursa o zaten zaten olur yani tamam mı? E, bu sayıda mesela 5 milyon 5.712.400 sayısı da 4'le tam bölünür. Peki hocam? Mesela 5642. Bu sayı 4'e bölünür mü? Bölünmez. Çünkü son iki basamağı olan 42 4'ün katı değil. Peki hocam 5642 sayısının 4'le bölümünden kalan kaçtır? İşte 42'nin ile bölümünden kalan kaçsa 5.642'nin 4'le bölümünden kalan da odur. 42'yi hemen 4'e bölüyorum. 42'de 4 10 kere var 10 kere 4 40 kalan da 2. Gördüğünüz gibi 42'nin 4'le bölümünden kalan 2. Demek ki 5.642'nin de 4'le bölümünden kalan 2 olmak zorunda. Zaten bir sayının 4'le bölümünden kalan ya 3'tür ya 2'dir ya 1'dir ya da 0'dır tamam mı? Peki olayı anladık değil mi? Peki şunu sorabilirsiniz. Hocam son iki basamağa bakıyoruz ya. Ya direkt iki basamaklı sayı verirse onu da bir zahmet 4'e böl. Böl yani. Mesela 75 verdi. E 75'i de bölü verdi dörde yani. 72 kalan 3. Yani iki basamakları zaten yaparsınız. Tamam mı? Rakamları farklı. 4 basamaklı. 2, 3, 5, B sayısı 4 ile kalansız bölünüyormuş. Buna göre B kaçtır? Bu sayı 4 ile kalansız bölünüyorsa benim bakacağım yer şurası arkadaşlar. Son iki basamağı oluşturan iki basamaklı sayı. 5B sayısının 4 ile tam bölünmesi lazım. O zaman buradaki B rakamına değerler vereceğim. Şimdi ee, 50 dörde bölünmez 51 bölünmez 52 bölünür 2'yi yakaladım ya Bunu ne yapmaya çalışıyorum 4'ün katı yapmaya çalışıyorum O zaman bu 2'nin üstüne 4'ün katlarını ekleyeceğim Bir 4 daha ekledim 6 Yani B'nin ya 2 olması lazım Ya da 6 olması lazım B 2 olursa 2352 olur B 6 olursa 2356 olur e, İkisi de olabiliyor hocam ama B'nin alabileceği değerler falan değil ya B'ye kaçtır demiş Arkadaşlar hemen sorunun başına okuyun. Rakamları farklı diyor. Rakamları farklı dediğine göre B'yi 2 alamayız. Çünkü binler basamağında da 2 var. Alacağımız sayı 2356 olur. O zaman B sayısı kaçmış? 6'ymış. Anlaştık mı? Kapito. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Valla soruyu güzel kopuşladık bak. Güzel bir çözüm oldu. Tatlı bir çözüm oldu. Şimdi 5 ile bölünebilmeye geçebiliriz. Birler basamağı 5 olan ya da 0 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Bak. 2 ile bölünebilme tek bir basamağı ilgilendiriyordu. Yine birler basamağını ilgilendiriyordu. 3 bütün basamakları ilgilendiriyordu. 4 son iki basamağı ilgilendiriyordu. 5 de 5 ile bölünebilme de birler basamağını ilgilendiriyor ama 2 gibi değil. Birler basamağında 2 ihtimal var. Ya 5 olacak ya 0 olacak. Tamam mı? Birler basamağı 5 olan ya da 0 olan sayılar 5 ile kesinlikle tam bölünürler. Mesela 35 sayısı ya da 235 sayısı ya da 1235 sayısı ya da 61.235 sayısı ne olursa olsun son basamağı 5 olduğu için her türlü 5 ile tam bölünür. Tamam mı? Mesela 5240 sayısı 5 ile tam bölünür. Niye? Çünkü son basamağı 5. Peki bir sayının 5 ile bölümünden kalanı nasıl bulacağız? İşte birler basamağını 5'e bölerek bulacaksın. Mesela ee, mesela 7072.839 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaç? 72.839'u 5'e bölmene gerek yok. Sadece birler basamağındaki 9'u 5'e bölsen yeterli. 9'u 5'e böldüğün zaman 9'da 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 kalan 4. 9'un 5'le bölümünden kalan 4 olduğu için 72839'un da 9'la 5'le bölümünden kalan 1 olmuş olacak. Peki hocam şöyle olursa mesela 165233 bunun 5'le bölümünden kalan kaç? Yine son basamağına bakıyorsun. 3'ü 5'e böleceğim. Hocam 3 5'e bölünmez ki. Evet. 3'te 5 0 kere var. Kalan direkt zaten 3 gelir. Yani eğer Birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse zaten direkt kalan o oluyor arkadaşlar. Yani kalan direkt burada 3'tür. Tamam mı? Zaten 5 ile bölünebilen bir sayının kalanı 4 3 2 1 ve 0 olabilir. Değil mi? Kalan bölenden küçük olmak zorunda. Şimdi 5. 5 ile bölünebilme kuralında 5. örnek. Her şeyi ayarladık falan diyormuş. Tesadüflere de kendine şey yapıyor. Bunları ayarladık arkadaşlar. Mesela 6 altı da 6 ile bölünebilme değil tabii ki. Peki 5 basamaklı 875 AB sayısı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre bak 5 ile bölünebilme çift sayı o da 2 ile bölünebilme bir de üçle bölünebilme. 3 Üç tane bölünebilme kuralı var. Buna göre A kaç farklı değer alabilir? Bak şimdi. Elimde ile bölünebilme var, 2 ile bölünebilme var, Üçle bölünebilme var. Bak, bu son iki birler basamağını ilgilendiriyor. Bu da birler basamağını ilgilendiriyor. Bu rakamlar toplamını ilgilendiriyor. Önce özele, sonra genele. Tamam mı? Yani önce birler basamağını tespit edelim. Ondan sonra bütün rakamlara gidelim. Şu anda iki tane bilinmeyen var. 3 ile bölünebilme kuralından başlamak çok saçma. Önce birler basamağını tespit etmeye çalışalım. Şimdi sayımız zaten 5 tam bölünüyor. Yazalım hemen. 875 AB. Zaten bu sayı 5 tam bölünüyor. Dolayısıyla buradaki B'nin alabileceği zaten iki değer var yavrular. Bir tanesi 0 bir tanesi 5. İki tane değer var. Şimdi bundan hangisi olacak? E, bir de çift sayı olduğu bilgisi var. Son basamağı 5 olsa. B'yi 5 seçsem bu sayı çift sayı olur mu? Dalga mı geçiyor? Olmaz değil mi? Son basamağının çift olması lazım. 0 e, sıfır olacak 0 sıfır çift sayı. Demek ki B'nin kaç olması lazımmış? 0 olması lazımmış. B 0 olduğunda da zaten 5 ile bölünüyor. Demek ki sayımız 8, 7, 5... A 0 olacak. Güzel. Şimdi bu sayı artık 5 ile bölünebilmeyi kullandık. Artık 2 ile bölünebilmeyi yani çift sayı olmasını kullandık. Şimdi sıra geldi 3 ile bölünebilmeye. Buradan da A'ya yapıştıracağız. Şimdi bir sayının 3 ile tam bölündüğünü biliyorsak soru öyle diyor 3 ile tam bölünüyor diyor. O zaman rakamları toplamı da 3 ile tam bölünecek. Yani 3'ün katı olacak. Rakamlarını toplayalım. 8, 7 daha 12, 15, 5 daha 20, 20 artı A. 20 artı A eşittir. 3'ün katı olmak zorunda. Hemen A'ya değerler verelim. 1 versem 21, 3'ün katı. Yakalayınca ne yapıyorduk? 3'ün katı yapmaya çalıştığımız için bulduğumuz ilk sayının rakamının üstüne 3 ekleyerek gidiyoruz. 3 ekledim 4, 3 ekledim 7. Yani A'nın alabileceği 3 farklı değer var. Eğer rakamları farklı marklı bir şey demiyorsa bakayım. 5 basamaklı falan fıstık yok rakamları farklı diye bir şey demiyor. Demek ki arkadaşlar A bu 3 sayıyı da alabilirmiş. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. A'nın alabileceği 3 tane farklı değerin olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz arkadaşlar tamam mı? Şimdi 6 ile bölünebilme yok zaten. Ee, yani var da başka şekilde anlatacağız. 7 ile bölünebilme müfredatta yok. 8 ile bölünebilme var o önemli. Bakın 8 ile bölünebilme 4 ile bölünebilmeye benziyor. 4 ile bölünebilme neydi? son iki basamağı 4'ün katı ya da 0 0. 8 ile bölünebilmede de son 3 basamağı 8'in katı 8'in katı veya son 3 basamağı 0 0 0. Benim morali 0 0 0. Son 3 basamağı 0 0 0 olan sayılar 8 ile tam bölünür diyeceğiz. Şimdi gel bakalım örneğimize istersen bir örnekte buradan vereyim. Mesela 123 bin 426 Şimdi bu sayı 8 ile bölünüyor mu? Hemen yapacağın şey 426'ya bakmak 426'yı 8'e böleceksin 42'de 5 kere var 5 kere 8 40 26'da 8 3 kere var kalan 24 şey sonuç 24 kalan 2. Yani 426 sayısının 8 ile bölümünden kalan 2'ymiş. O zaman 123426 sayısının da 8 ile bölümünden kalan 2. Zaten bir sayının 8 ile bölümünden kalan 7 6 5 4 3 2 1 0 olur diyoruz. Şimdi soruya gel 543.345 sayısının 8 ile bölümünden kalan x, 4 ile bölümünden kalan y'dir. x artı y toplamı kaçtır? 8 ile bölümünden kalan için son 3 basamak 345'i 8'e böleceğiz. Buradaki kalan x'i verecek. 4 ile bölümünden kalan için de 45'i 4'e böleceğiz. Son 2 basamağı. Buradaki bölümünden kalan da bize neyi verecek? Y'yi verecek. Bu kadar basit. Şimdi şunları silelim zaten x'le biliyoruz. 34'te 4 kere var. 32. Kalan 2. 25'te 3 kere var. 24 kalan 1. 345'in 8 ile bölümünden kalan 1. O zaman 54 543.345'in de 8 ile bölümünden kalan 1. Şimdi buraya gelelim. Buraya gelelim. 45'i 4'e bölüyorum. Sanırım 11 kere var. Burayı yaptı sana 44 yine kalan 1. Yani bu sayının 4 ile bölümünden kalan da 1. Yani x de 1, y de 1. Bir. 1 ile 1'i topladığımız zaman da cevabımızın 2 olduğunu bulmuş oluruz. Tamam mı? 8 ile bölünebilmeyi de böylece halletmiş oluyoruz. Valla bölünebilme kuralları iyi gidiyor değil mi? 8 ile bölünebilmeyi de hallettik. Şimdi ne var? A. Bir soru daha 8 ile bölünebilmeye maşallah. 6 basamaklı abc2a sayısı 8 ile tam bölünüyor. Buna göre A artı B artı C toplamı en çok kaçtır? Bak A, B, C, 2, 6, A. 8 ile bölünüyorsa odaklanacağım şey şu. 2, 6, A. 2, 6, A'da A'ya öyle bir değer vereceğim ki 8 ile tam bölünecek. Şimdi burada... E, random gideceğiz yani böyle değer vereceğiz mesela a'ya 0 gerçi 0 veremem 6 basamaklı diyor 1 vere bak zaten 8 ile bölünebilen bir sayının son basamağı tek olmaz arkadaşlar o zaman tek sayı olur. Tek sayı 8 ile bölünmez. 8 ile bölünen sayılar çift sayılardır. Dolayısıyla buradaki A'ya zaten verebileceğin değerler 0 da veremiyorsun. 2, 4, 6, 8 verebilirsin. Bunları verebilirsin. 262 bölünür mü acaba? Şimdi 262'yi 8'e böl. 264'ü böl. 266'yı böl. Bu da bir yöntem. Ama şöyle de yapabilirsin. 8'in öyle bir katını al ki 260'lara ulaş. Mesela 8'in... Ee, 30 katını alsam 240'a ulaşırım. 32 katını alsam 16 24 25 256. 260'lara ulaşmak için bir 8 daha ekliyorum. 4 6 2 bak 264. 264 tam 8'in katıymış. O zaman A'nın kaç olması lazımmış? 4 olması lazımmış. Şimdi A kesinlikle 4. A 4'ten başka bir şey olmaz yoksa 264 sayısı e, 4'e bölünmez. Şey 8'e bölünmez. Sayı da 8'e bölünmez. Ama hocam 6 ile 8'i denemediniz. Belki onlardan bir tanesi de oluyor. Olmaz. Bak e, biz 2, 6, A sayısını 8'in katı yapmaya çalışıyoruz değil mi? Buradaki A'nın 4 olduğunu yakaladık. Yakaladıktan sonra bir sonraki değer ne olacak? Bu 8'in katı yapmaya çalıştığımız için bir 8 daha ekleyeceğiz üstüne. Ama 4'ün üstüne 8 e eklediğiniz zaman 12 yapıyor. 12 bir rakam değil. Demek ki 8 ile bölümünden kalanı daha doğrusu 8'in tam katı yapacak bir rakamı bulduktan sonra diğer rakam onun 8 fazlası olduğu için e, A'da bir rakam olduğu için 4'ün 8 fazlası da rakam olmadığı için A'nın sadece 4 olması gerektiğini anlamış oluyoruz. Peki A'mız 4. Diğerleri ne? Diğerleri serbest abi. Bu B ile C'nin 8 ile bölünmeyle alakalı hiçbir durumu yok ki. Dolayısıyla B'ye gel verebileceğin en büyük rakamı ver 9. C'ye gel ona da en büyük rakamı ver 9. İyi ama hocam... İkisi de aynı oldu. E soruda rakamları farklı demiyor ki. İkisini aynı da alabilirsin. Bunu 9, bunu 9 aldım, bunu 4 aldım. O zaman 9 artı 9 artı 4. Yani 18 artı 4'ten 22. A artı B artı C'nin maksimum değeri 22 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soruydu. Bunu da hallettik ve 8 ile bölünebilme kuralını da bitirdik. Geldik 9 ile bölünebilme. Evet şimdi 9 ile bölünebilme. Hadi bakalım. Bu 3 ile bölünebilme benziyor arkadaşlar. 8 4'e benziyor ya. Bu da 3'e benziyor. 5 de 2'ye benziyor. Hatta 10 da 5'e benziyor. 5 de 2'ye. <laughs> 9 ile bölünebilme kuralı 3 ile bölünebilme kuralına benziyor. 3 ile bölünebilme, 3 ile bölünebilme neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı. 9 ile bölünmede de, bölünebilmede de rakamları toplamı arkadaşlar 9'un 9'ün Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Tamam mı? Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9'da bölünüyor. Rakamları toplamı, rakamlarını topladığımız zaman 9'a böldüğümüzde kalan ne çıkıyorsa da sayının 9'da bölümünden kalan o çıkıyor. 9'da bölümünden kalan 8 olabilir, 7 olabilir, 6 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Burada da 9 tane kalan değeri gelebiliyor arkadaşlar. Hemen isterseniz burada soruya geçelim. Çünkü 3'le bölünebilme ile aynı. Diyor ki 5 basamaklı bu sayı 9'la tam bölünüyor. Buna göre A artı B toplamı kaç farklı değer alabilir? Hemen rakamlarını topluyorum. 3, 7, 9. 9 artı A artı B. Şöyle A artı V'yi de parantez içerisine alayım. Bu 9'un bir katı olacakmış. O zaman hemen bu A artı B'ye değerler vereceğim. Bak tam bölünüyor diyor. 9 da bölümünden kalan 5 deseydi 9K artı 5 diyecektim. Tam bölündüğü için direkt ne dedim arkadaşlar? 9'un dokuz kat, dokuzun katı dedim. Şimdi direkt 9 ile başlatma. A artı B 0 da olabilir. Hocam A artı B nasıl 0 olacak? E, i̇kisi de 0 olur. Sayı şöyle olur. 20.000. E, 34 bu sayı arkadaşlar 9'da tam bölünür. İnanmıyorsan böl. Böl tam bölünmüyorsa adam değilim. 20.034 e, sayı yani 20.034 sayısı 9'da tam bölünüyor. Rakamları farklı falan demiyor. AB sıfırdan farklı falan demiyor. O yüzden sıfır olabilir. Bir 9 ekleyelim. 9 olabilir. Bir 9 daha ekleyelim 18 de olabilir. İkisini 9 9 seçelim. Bir 9 daha eklersek 27 olur. 27'yi seçemeyiz. İki rakamın toplamını 27 yapamayız. Dolayısıyla alabileceğimiz değerler 0 9 18 kaç tanedir? 3 tanedir. Tamam. 3 tane alabileceği farklı değer vardır. Bunu da hallettim. Geldim şimdi 9 ile bölünebilme ile ilgili bir soruya daha. Çünkü çok sık karşımda bak 3 9, 5, 4 bunlar çok sık çıkar karşımıza. 2, 8 bunlar çok fazla çıkmaz. 2 basamaklı AB ve CD sayılarının 9'la bölümünden kalanlar sırasıyla 4 ve 3'tür. Buna göre 4 basamaklı ABCD sayısının 9'la bölümünden kalan kaçtır? Çok güzel. Şimdi AB'nin 9'la bölümünden kalan 4 ise AB 2 basamaklı sayısının o zaman A ile B'nin rakamları toplamı olan A artı B'nin 9'un katının 4 fazlası olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde C'de 2 basamaklı sayısının 9 bölümünden kalan 3'müş. O zaman C artı D'nin de 9'un katının 3 fazlası olduğunu söyleyebilirim. Hocam neden buraya M yazdınız buraya K yazdınız? Çünkü aynı katı olmak zorunda değil. A artı B 9'un 3 katının 4 fazlasıdır. C artı D 9'un 5 katının 3 fazlasıdır. Bilemem. Ha belki ikisi de aynıdır. Bilemiyorum. Bilemediğim için ikisine de aynı yazamam. Peki bize ne diyor? A, B, C, D sayısının 9'da bölümünden kalan kaçtır? E A, B, C, D'nin rakamlarını topladığımızda ne gelir? A artı B artı C artı D gelir. Anam bu zaten bu ikisini topladığınızda geliyor ki toplayın A artı B artı C artı D o bu bak o zaman burayı da toplayın 9K artı 9M yani 9 parantezinde K artı M 4 ile 3'ü toplayınca da 7 bak ne oldu? ABCD 4 basamaklı sayısının rakamları toplamı 9'un katının 7 fazlası oldu çok güzel o zaman... 9'la bölümünden kalanında 7 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ABCD B, C, D sayısının 9'la bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 7'ymiş. Cevap 7 yani. Tamam. 7'yi bulmuş olduk 9. sorumuzda. Tamam. Peki gel şimdi 10'la bölünebilme. 10'la bölünebilme 5'e ve 2'ye benziyor. Zaten 10, 5 çarpı 2 Yani mecburen benzeyecek. 10'la bölünebilme 5 ve 2 ile bölünebilmedeki gibi tek bir basamağı ilgilendiriyor birler basamağı. Bir sayının birler basamağı sıfırsa o sayı onla tam bölünür. En kolay bölünebilme kurallarından bir tanesi. E son basamağı 3 ise o zaman onla bölümünden kalan 3'tür. Son basamağı 7 ise onla bölümünden kalan 7'dir. Son basamağı 0 ise onla bölümünden kalan 0'dır. Yani onla bölümünden kalan 0 ne demek? Onla tam bölünüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir sayının birler basamağı kaçsa onla bölümünden kalan da odur tamam mı? Yani ne olabilir onunla bölümünden kalan 9, 8 rakamlar olacak ya. 7. nokta 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 ve 0 olabilir. Tamam mı? Gel şimdi örnekte konuşalım. Bir sayı var 4m 6 ne? Bu sayının arkadaşlar 4 şey 10'la bölümünden kalan 4. A 10'la bölümünden kalan 4'müş. Bu sayının 9'la bölümünden kalan da 2 Buna göre m kaçtır? Bir sayının 10'la bölümünden kalan 4 ise o sayının Birler basamağı 4'tür. Bu net. 4, M, 6, 4. Net. 4 dışında bir şey olamaz birler basamağı. Bu sayının 9'la bölümünden kalan da 2 olacak. Rakamları topladım. 14 artı M eşittir. 9'un katının 2 fazlası. Peki, e, kıymetli hocam, öyle öyle deniyor ya. Kıymetli, saygıdeğer, sevgili, saygı, sevgi değer hocam. Neden e, önce 10'la bölünebilme yaptığınızda sonra 9'a geçtiniz? Çünkü arkadaşlar 10'la bölünebilme kuralı bir basamağı kapsıyor. 9'la bölünebilme kuralı bütün basamakları kapsıyor. Ben önce 10'la bölünebilme kuralından bir basamağı tespit ettim. Sonra 9'la bölünebilmeye geçtim. 9 ve 3'le bölünebilmeye eee en son geçerseniz daha mantıklı olur. Birazdan onun pratiğini de zaten bir not haline getirdim. Sizinle paylaşacağım. Şimdi bu şöyle yapalım. Bazen şu buralarda şöyle değer veriyorsunuz. M'ye bir değer veriyorsunuz. 9'un katının 2 fazlası yapmaya çalışıyorsunuz. Bununla uğraşmanıza gerek yok. 2'yi atın karşı tarafa. 14'ten 2 çıktı. 12 artı M eşit 9'un katı. Şimdi 12'nin üstüne bir M ekleyip 9'un katı yapmaya çalışın. Ki M'nin de bir rakam olduğunu biliyorsunuz. Ne ekleyebiliriz? ve Sadece 6 olur. 6 yaparsam 18 9'un katı 6'dan sonra bir de 6 artı 9'dan 15 olur ama 15 rakam değil yani direkt m'nin kaç olduğunu bulduk zaten soru da bize m'nin alabileceği değerler toplam falan demiyor direktman m kaçtır diyor m'yi direkt 6 olarak bulduk cevabımız 6 arkadaşlar tamam mı peki Devam ediyorum şimdi. 10 ile bölünebilme kuralı ile alakalı yine bir soru. Bu sefer de içine 3'ü katmışız. 4 basamaklı sayı 3 ile tam bölünmektedir diyor. Bu sayı 10 ile tam bölünemediğine göre. Hmm, a sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi bir sayı 10 ile tam bölünemiyorsa son basamağı 0 dışında herhangi bir şeydir. 0 olmayacak 0 dışında herhangi bir şey olabilir. Ee, şimdi... 3 ile bölünebilmeye başlayalım. 8, 9 artı a eşittir 3'ün katı. Hocam Hocam bir saniye. Hocam az önceki soruda 10 ile bölünebilmeden başladınız. Şimdi 3 ile bölünebilmeden başladınız. Yakıştı mı hocam? Şimdi arkadaşlar 10 ile bölünebildiğine göre deseydi zaten yapacaktım. 10 ile bölünemediğine göre diyor. Burada A... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlardan bir tanesi artık bunu kafamda tespit ettim buraya böyle yazmadım ama kafamda 10 ile bölünebilmeyi kullandım aslında şu anda da ikinci geçtiğim 3 ile bölünebilme 10 ile bölünebilmeyi önce değerlendirdim ama A ile ilgili tam bir kanıya varamadım. 3 ile bölünebilmeye geçtim. Şimdi burada A'ya değer vereceğim ama A'nın 0 olmaması gerektiğini unutmayacağım. Normalde A yerine 0 yazarsanız 9 3'ün katı. 3 ekle 3, 3 ekle 6, 3 ekle 9. Normal şartlar altında A'nın alabileceği 4 değer var. Ama A yerine 0 verirsek bu sayı 6120 olur ve 10 bölünür. Ama soru 10 ile tam bölünemediğine dediği için buradaki 0'ı almayacağız. A'nın alabileceği 3 tane değer olacak. E, o zaman cevabımız 3 tane. Bakayım rakamlar farklı falan demiş mi? Yok dememiş. Deseydi, gerçi deseydi, evet deseydi 6'yı da alamazdım. 2 tane olurdu. Rakamları farklı deseydi cevap 2 olurdu demediği için cevabımız kaç oluyor? 3 oluyor. Tamam mı canlar? 10 ile bölünebilme kuralını da hallettik. Şimdi geldik 11 ile bölünebilme kuralına. Hadi bakalım. 11 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar şöyle yapıyoruz bize bir sayı veriyor. Ben şu anda 5 basamaklı bir sayı üzerinden anlatacağım size. Zaten karşınıza maksimum 5 basamaklı çıkacağını düşünüyorum. Ama 6, 7 yani 6 basamaklı da çıkabilir bir ihtimal ama 6'dan fazlası olmaz arkadaşlar. Bütün sayılarda 5 de olsa 6 da olsa kaç olursa olsun hep bu şekilde bulunuyor. Yani bulunuş tarzı aynı basamak sayısına göre değişmiyor. Şöyle yapıyorsunuz en sağdaki basamaktan başlıyorsunuz. Artı, eksi, artı, Eksi artı bu basamakların üstüne yazdıklarımı sayıların önüne düşürüyorum. Yani artı a eksi b artı c eksi d artı e. Sonra bu işlemi buluyorum, hesaplıyorum yani artı a eksi b artı c a, eksi d artı e sayısı kaç çıkıyor? Bu sayı eğer pozitifse 11 ile bölüyorum ve kalana bakıyorum. 11 ile böl, kalana bak kalana bak. Diyelim ki örnek veriyorum bu sayıyı yaptık yani bu işlemi yaptık sonuç 13 çıktı. 13'ü 11'e böldüğünüzde kalan 2 mi? O zaman bu sayının A, B, C, D, E'nin de 11 ile bölümünden kalan 2 olur. Eğer işlemi yaptığımda sayı pozitif çıkıyorsa. Bu işlemi yaptığım zaman sonuç 0 çıkıyorsa o zaman 11 ile tam bölünür. 11 ile tam bölünür. Yani bu işlemin sonucunda sonuç şu art, a artı a eksi b artı c eksi d artı s işleminin sonucu 0 çıkıyorsa o zaman sayımız yani a b c d e 5 basamak sayımız 11 ile tam bölünür diyeceğiz. Eğer bu işlemin sonucu negatif çıkıyorsa üstüne 11'in katını ekle. 11'in katını üstüne ekliyorsun. Pozitif yapıyorsun. Yap, çıktı, çıkan pozitif sayıyı da 11'e bölüyorsun ve kalana bakıyorsun. 11'e böl kalana bak. Toparlayalım. Sayımız A, B, C, D, E. Birler basamağından başlıyorsun. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye yazıyorsun ve bu işlemi yapıyorsun. Çıkan sonuç pozitifse 11'e böl kalana bak. Çıkan sonuç 0 ise hiçbir şey yapmana gerek yok. Zaten 11 ile tam bölünüyor demektir. Çıkan sonuç negatifse mesela örneğin burası eksi 7 çıktı. Üstüne 11 ekliyorsun ya da 11 eklediğin zaman kaç yapıyor? 4 yapıyor. E, o zaman 4'ün 11 ile bölümünden kalan 4 olduğu için cevap kalan 4 oluyor. Ama ben niye buraya 11 değil 11'in katı yazdım? Çünkü bu sayı mesela eksi 13 de çıkabilir. Eksi 13 çıktığı zaman senin buraya 11 eklemen eksi 13'ü pozitif yapmaya yetmez. O yüzden 11'in 2 katını yani 22'yi eklemen gerekir bu sefer. 22'den 13 çıktığı zaman da cevap kaç olur? 8 olur. Demek ki kalan 8 çıkar. Tamam mı? Mevzuyu anladın. Bir tane örnek yapayım sana hemen. Hemen bir örnek yapayım. 1200 mesela 126783. Bak şimdi artı eksi artı eksi artı eksi. Ne yapar? Eksi 1 artı 2 eksi 6 artı 7 eksi 8 artı 3. Bu işlemi yap bakalım. 1. 1'den 6 çıktı. Eksi 5. Beş. Eksi 5 ile 7'yi topladım. Artı 2. 2'den 8 çıkarttım. 6. 6'ya 3 ekledim. Eksi 3 negatif geldi. Hemen üstüne 11 ekleyip pozitif yapıyorum. Kaç oldu? 8. 8'i 11'e böldüğümde kaç çıkar? 8. Demek ki bu sayının 11 ile bölümünden kalan 8'miş. Olayı anladınız değil mi? Şimdi gel 12. örnekte bunu bir tatbik edelim. Tatbik mi denir? Takbik mi denir? Tat, tat, tatbik kat. Tatbik. Evet A23, 4A3, 6 basamaklı doğal sayısı 11 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyor. Buna göre a kaçtır? Bak şimdi. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi. Şimdi şöyle oluyor bak. Eksi a artı 2, eksi 3, artı 4, eksi a artı 3 sayısını bir hesaplayalım bakalım. Gel. Ne yapıyor? Şimdi şu eksi 3 ile artı 3 bir kere gidiyor. 4, 2 daha 6 yapıyor ve 2 a. 6 eksi 2a. Şimdi bu sayının arkadaşlar 11 ile bölündüğünde bir kalanını vermesi için bu sayının 11'in katının bir fazlası olması lazım. Bu 1'i de karşı tarafa atalım. 5-2a'nın 11'in katı olması gerekiyor. 5-2a'nın. Şimdi 5-2a'nın 11'in katı olması için acaba burada a'ya kaç vermem lazım? Bir bakalım şimdi. a'ya 1 versem 3. a'ya 2 versem 1. A'ya 3 versem eksi 1. Hocam eksilere geçti problem değil. Eksi de olsa 11'in katı olsa bana yeter. A'ya 4 versem 5 eksi 8 eksi 3. 5 versem 5 eksi 10 eksi 5. 6 versem 5 eksi 12 eksi 7. 7 versem 5 eksi 14 eksi 9. 8 versem 5 eksi 16 eksi 11. Eksi 11 11'in katı mı? Evet o zaman A'mız 8'miş. Çok güzel. Cevabı 8 olarak bulmuş olduk. 11 ile bölünebilme kuralı ile alakalı da güzel bir pratik yapmış olduk. Tamam mı canlar? Güzel. Şimdi bir tane de 11 ile bölünebilme kuralı ile alakalı şöyle bir problem var. Böyle bir sözel e, bir soru çözelim. Diyor ki Ali işlettiği kafede satılmak üzere kutusu 11 TL olan kahvelerden bir miktar alıp ...parasını ödedikten sonra elinde 248 TL kaldığını görüyor. Ali'nin başlangıçtaki parası... ...rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı A78B olduğuna göre... ...A çarpı B çarpı en çok kaçtır. Şimdi arkadaşlar bakın. Ali'nin elinde A78B sayısı var. Işte parası var. Ali bu parayla e, kutusu 11 TL olan kahvelerden bir miktar alıyor. Ne kadar alıyor? Mesela X tane alsın. Ve tam olarak bu e, ne oluyormuş... Ödedikten sonra elinde bir de 248 TL para da kalıyormuş. Artı 248 eşit. Şimdi A 78 B sayısı 11'in katının 248 fazlası. Ama 11'in katının dediğine göre bu 11 ile bölümünden kalan 11 ile bölümünden kalanı veriyor. Hani diyoruz ya mesela 9 ile bölümünden kalan 2. Ne demek o? 9'un katının 2 fazlası ama 11 ile bölümünden kalan 248 olur mu? O ne demek 11'le ile bölümünden kalan 248 olmaz. Ben hemen şuradaki 248'i ne yapayım arkadaşlar? 11'e böleyim. Hemen 248'i şöyle yapalım. Artı, eksi, artı. Ne yapar? Artı 2, eksi 4, artı 8 yapar. 10, 10'dan 4 çıktı 6. Altı. Kalan 6'ymış. Yani 248'in 11 ile bölümünden kalan 6. Bak şöyle de böleyim. Görmüş ol. 11'e böleyim. 2 kere var. 22. 28'de 2 kere var. 22. Kalan kaç? 6 gördün mü? Yani A 78 B sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. Çok güzel. Şimdi şurayı bir bakalım. Artı, eksi, artı, eksi 11 ile bölümünden kalan yapacağız da. Eksi A artı 7 eksi 8 artı B eşittir 11'in katının alt fazlası. Şimdi şu ikisi ne yapıyor yavrular? B eksi A yapıyor. B eksi A 7'den 8 çıktı eksi 1 eşittir 11'in katının 6 fazlası. At hemen bu 6'yı karşı tarafa. B eksi A sayısı B eksi A Eksi 1, eksi 6 daha eksi 7 eşittir 11'in katı. Şimdi geleceğiz B eksi A'ya değer vereceğiz. Sonra A ve B'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi B eksi A'dan 7 çıkınca 11'in katı olacak. O zaman bu B eksi A'nın bir kere 7 olabilir. Çünkü 7'den 7 çıkınca 0 yapar. 0 her sayının katıdır. O yüzden olur. Şimdi sadece 0'ı düşünmeyeceksin. Bir de buraya eksi 4 verirsen Eksi 4 eksi 7'den ne yapar burası? Eksi 11 yapar. O da 11'in katıdır. Peki hocam şu 7'den sonra 7'nin üstüne 11 ekleyelim. 18'de olmaz mı? Olur. 18 eksi 7 11. 11'in katı ama iki rakamın birbirinden farkı 18 olamaz. İki rakamın birbirinden farkı maksimum 9'dur. 9 ile 0'ı seçersen. O yüzden B eksi A'nın alabileceği iki değer var. B eksi A 7 olabilir. Bir de B eksi A eşittir, eksi 4 olabilir. Şimdi burada değer verelim. 9'a pardon, 9'a 2 verebilirim, 8'e 1 verebilirim. 7'ye 0 veremem çünkü A 7 8 B 4 basamaklı, A binler basamağı 0'dan farklı olacak. Bu tarafa bakalım. Burada e, küçüklerden başlayalım. Buna e, ne verebiliriz? Buna 0 versek, buna 4 versek 0 eksi 4 oluyor. Buna 1 versek, buna 5 versek oluyor. 2'ye 6 versek oluyor. 3'e 7 versek oluyor. 4'e 8 versek oluyor. 5'e 9 versek oluyor. Bunların hepsi oluyor arkadaşlar. Ee, burada B'nin 0 olma durumu söz konusu mu? Evet çünkü B birler basamağında 0 olabilir. Şimdi rakamları farklıya gelelim. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar bir kere mesela 81 şu 81 olmaz. Şimdi rakamların içinde 7 ve 8 var. Bak bu 3'e 7 olmaz. 4'e 8 olmaz. Bu 8'leri eledik. Bunun dışındaki çarpımlara bakalım. 9 kere 2'den 18. A çarpı B 18 olabilir. 0 çarpı 4'ten 0 olabilir. 5 olabilir. 12 olabilir. Bir de 45 olabilir. Bize ne soruyor? A çarpı B en çok kaçtır? Aha da burada bak 45. En çok 45 olabilirmiş. Tamam mı? Bence çok güzel bir soru. Bu sorun belki bir tık mor soru olabilirdi kıyısından döndü. Bu soru mor soru olmaya tam kıyısından döndü. Şimdi güzel bir mor soru çözelim bakalım. Şimdi rakamları toplamına tam bölünebilen sayılara bölümlü sayı denir. ...rakamları toplamına tam bölünecek. Buna göre bu sayılardan kaç tanesi bölümlü sayıdır? Şimdi birinci öncüle bakalım. Tek tek yapacağım. Birinci öncül 111. Rakamları toplamı 3. 111 rakamları toplamı olan 3'e tam bölünür mü? Arkadaşlar 111'in 3'e bölünebilmesi için... ...rakamları toplamının da 3'e bölünmesi lazım. Zaten 111'in rakamları toplamı 3. E, 3, 3'e bölündüğü için o zaman 111 bölümlü bir sayıdır. Çünkü rakamları toplamına bölünür. 2'ye geldim. 5204. Şimdi 5204 sayısının rakamlarının toplamı 7, 7, 11. Eğer 5204 11'e bölünüyorsa bölümlü sayıdır. Bakalım artı, eksi, artı, eksi. Eksi 5, artı 2, eksi 0, artı 4. Bakalım şimdi 6'dan 5 çıktı 1. Bir. bir de 0 çıktı 1. 1 çıktı. Peki 1 ne demek 1 çıktı? Çıkması ne anlama geliyor? Demek ki 5204'ün ile bölümünden kalan 1'miş. 11'e bölündü mü? Bölünmek demek ne demek? Kalansız bölünmek demek. Bölünmüyor 11'e. Demek ki 5204 kalan e, bölümlü bir sayı değil. Ama 111 bölümlü bir sayı. Güzel. Devam edelim şimdi 3. öncülle. Ne diyor? 12.110. Rak Allah, niye böyle yaptım? 12.110 sayısının rakamlarını toplayalım. Kaç yapar? 1, 3, 4, 5. Eğer 12.110 sayısı 5'e bölünüyorsa bölümlüdür. E bir sayının 5'e bölünmesi için son basamağının 0 ya da 5 olması lazım. E bak kapı gibi 0 var orada. Demek ki arkadaşlar 12.110 sayısı da bölümlü sayıdır. Çünkü 5'e bölünüyor rakamlar toplamına. Buraya gelelim. 2142 rakamlarını topla 6, 7, 9. Şimdi 2142 sayısı 9'a bölünüyorsa tamam bölümlü sayı. Bir sayının 9'a bölünebilmesi için de rakamları toplamının 9 olması lazım. 9 ya da 9'un katı olması lazım. Zaten 2142'nin rakamları toplamı 9. Otomatikman 9'a bölünür bölümlü sayı. 1201'e bakalım 5. öncülde. 1, 2, pardon 1021'miş. Rakamları toplamı 4. 4. E peki bir sayı dörde bölünüyor mu nasıl bakacağız? Son iki basamağına bakacağız. 21 dörde bölünüyor mu? Hayır. O zaman 1021 de dörde bölünmez. O zaman bu da bölümlü bir sayı olmaz. Bölümlü sayı olan 3 tane doğru cevabımız da C şıkkı olarak bulunacak. Tamam mı? Bak güzel bir yeni nesil sorunun içerisinde 3 ile bölünebilme, 11 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme. Neredeyse bütün bölünebilme kurallarını görmüş, tekrar etmiş, sınamış olduk. Şimdi... Bir pratiğimiz var arkadaşlar. Bu pratiğimiz şunu söylüyor bize. Soruda birden çok bölünebilme kuralı verdi. Bununla ilgili birkaç tane de örnek yaptık. Yani işte 3'e bölünüyor dedi, 5'e bölünüyor dedi, 4'e bölünüyor dedi, 8'e dedi. Belki 4 tane bölünebilme kuralı söyledi. Bu bölünebilme kurallarından hangisinden başlayarak soruyu çözmeye devam edeceğiz? Soruda birden çok bölünebilme kuralı varsa kuralları en az basamağı etkileyen kuraldan yani en özelden en çok basamağı etkileyen kurala yani en genele doğru uygulamalısın. Yani önce uygulayacağın 10'la onla 10 bölünebilme, 5'le bölünebilme, 2'yle bölünebilme. Çünkü bunların hepsi tek bir basamağı kapsıyor o da 1'ler basamağı. Sonra 4'le bölünebilmeye geçmelisin. Çünkü o iki basamağı kapsıyor, son iki basamağı. Sonra 8'le bölünebilmeye geçmelisin. O son 3 basamağı kapsıyor. Sonra da 9, 3 ve 11'e geçmelisin. Çünkü bunlar bütün basamakları kapsıyor, tamam mı? Yani önce başlaman gerekenden sonra başlaman gerekene doğru bir sıralama yaptık. Soldan sağa doğru öncelik sırası. Önce 15 2'den başla sonra 4 sonra 8 sonra 3 9 11 ile devam et. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Şimdi gel bununla ilgili bir soru çözeceğiz. Bakalım hangisiyle başlayacağını tespit edebilecek misin? Soru sana demiş ki 5 basamaklı rakamları farklı bir sayı verdim sana. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan da 2 olduğuna göre x yerine yazılabilecek rakamların toplamı. Şimdi bir 5 ile bölünebilme var bir 3 ile bölünebilme var. Hangisinden başlayacaksın? En az basamağı etkileyenden en çok basamağı etkileyene doğru. 5 ile bölünebilme son basamağı etkiliyor. 3 ile bölünebilme bütün basamakları etkiliyor. O zaman 5 ile bölünebilme ile başlayacağım. Önce onunla başlayacağım. Peki soruyorum sana. Bana cevap ver. <laughs> bana cevap ver. Sana soruyorum. Bir sayı 5 ile bölünüyorsa daha doğrusu 5 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağı kaç olur? Hocam bir sayı 5 bölün bir sayının 5 ile bölümünden kalan 3 ise son basamağı 3 olabilir. Bir de son basamağı B3 artı 5'ten 8 olabilir. Çok güzel. Harikasın. Demek ki şimdi iki tane durumumuz var. Bir buna 3 ile bölünebilmeyi uygulayacağım. Bir de buna 3 ile bölünebilmeyi uygulayacağım. O zaman şu arkadaşın rakamlarını bir toplayalım. 10, 13, 21. 21 artı bir de x var. 3'ün katının 2 fazlası. Şuradaki arkadaşı zaten hiç hesaba katmıyorum. Niye hocam? Hayırdır ne oldu? Çünkü rakamları farklı diyor. Arkadaşlar burada 2 tane 3 var zaten. x yerine ne gelirse gelsin bu şartımıza hiçbir şekilde uymaz ki. Bunu asla almayacağız zaten. Bu tarafa bakalım. 21 artı x, 3'ün katının 2 iki fazlası. 2'yi bu tarafa attım. 19 artı x eşittir 3'ün katı olacak. Buradan arkadaşlar x'e değer vereceğiz. x'e 2 verdiğim anda 21 tam olarak sağlıyor. Üstüne 3 ekledim 5. 3'ün katı yapmaya çalışıyoruz ya 3 ekle ekle gidiyoruz. Bir 3 daha ekledim 8. Şimdi burada x'e 8 veremeyiz. Verirsek 48.638 olur. 8'ler aynı olur. Rakamlar farklı diyor. 8 veremeyiz. 4, 6, 3, 8 bunların içerisinde 2 ve 5 olmadığına göre x'i 2 ve 5 alabiliriz. Yazılabilecek rakamlar toplamı da 2 artı 5'ten kaç olacak? 7 olacak. Doğru cevabımız aşık. Öbür tarafa gelsek 1, 4, 7 oluyor herhalde. 4'ü alamıyoruz. 1, 7, 8, 15'i işaretleyen varsa yani bu soruyu kendi çözmeye çalışıp niye 15 değil ya falan diyen varsa oradaki 3'leri gözden kaçırmış olabiliriz olabilirsiniz diyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Hadi buyurun. 2019 AYT. Dikkat et, dikkatinizi çekerim. AYT. Şimdi A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere 3 tane sayı vermiş. A, B, C, C, A, B, B, C, A. Bu üç basamaklı doğal sayılar sırasıyla 4, 5 ve 9 ile tam bölünmektedir. Bu 4 ile tam bölünüyor. Bu 5 ile tam bölünüyor. Bu da 9 ile tam bölünüyor. Buna göre A artı art, A çarpı B çarpı C çarpı kaçtır? Şimdi 4'le bölünebilmeden mi başlayalım? 5'le bölünebilmeden mi başlayalım? 9'la bölünebilmeden mi? Ne diyorduk? En az basamağı etkileyenden en çok basamağı etkileyene doğru. En az basamağı etkileyen 4, 5, 9 hangisi? 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme bir basamağı etkiliyor. 4 ile bölünebilme iki basamağı etkiliyor. 9 ile bölünebilme bütün basamakları etkiliyor. O yüzden 5 ile başlayacağız. 5 ile bölünebilme kuralındaki sayıyı alalım. C, A, B. Bu sayı 5 ile tam bölünüyormuş. O zaman bu sayı ya C, A, 0 ya da C, ne oluyor lan? Ya da C, A, 5. Arkadaşlar ca 0 olması B'nin sıfır olmasını gerektirir. B sıfır olacak diyor burada. Ama B sıfır olursa bu B, C, A sayısı 3 basamaklı olmaz. Sıfır C, A olur. Dolayısıyla bakın B'nin sıfır olamayacağını anladık. Demek ki C, A 5 şeklindeymiş. Yani B sayısı kaçmış? Kesinlikle 5'miş. Bak bir tane basamağı kesin bulduk. Çok güzel. Şimdi diğerlerine bakalım. Yani ABC Yani A, 5, C'ye bakalım. Bir de B, C, A. Yani 5... C, A sayısına bakalım. Şimdi 4 ile bölünebilmeyi kullanacağız 5'ten sonra. Çünkü o 2 basamağı etkiliyor. Sonra 9'a geçeceğiz. Bak 4 ile bölünen hangisi? Bu değil mi? Bu 4'ün katı olacak. Bu da 9'un katı olacak. 9 M diyeyim buna da. Bak şimdi. Bu 4'ün katı olacaksa buradaki C sayısı... E, 50 buradaki 5C'ye bakacağız değil mi? 4 ile bölünebilme kuralında son 2 basamağa bakıyorduk. Bu son 2 basamak 4'ün katı olacak. Cık. Yine hocam ne vereceğiz buradaki C'ye? 0 versen olmaz. 54'e bölünmez. 51 4'e bölünmez. 52 4'e bölünür. Bir de 56 4'e bölünür. Yani A sayı, C sayısı 2 olabilir. Yani A 5 2 olabilir. Bir de A 5 6 olabilir. Güzel. O zaman C'nin 2 olduğu durumda bu sayı 5 2 A olur. C'nin 6 olduğu durumda bu sayı 5 6 A olur. Şimdi 3 ile bölünebilmeye bir geçelim bakalım. 3 ile bölünebilmede rakamlar toplamı 3'ün katı. Yani 7 artı a pardon 9 ile bölünebilmeymiş. 9'un katı 9 bir şey diyelim. Burada da 11 artı a 9'un katı. Tamam mı? Burada da 11 artı a 9 bir şey diyelim. Burada arkadaşlar a'nın 7 artı a 9'un katı oluyorsa a 2 olabilir. Burada da a 7 olabilir. Başka bir şey olamaz zaten. Şimdi bakalım a'nın 2 olduğu duruma bakalım. C'nin 2 olduğu durumda A 2 oluyor. Ama rak birbirinden farklı rakamlar diyor. Şimdi siz A yerine 2 yazarsanız C'yi de 2 almış olacaksınız. Ama birbirinden farklı rakamlar dediği için siz C'yi 2 alamazsınız. Çünkü C'yi 2 aldığınızda A da 2 çıkıyor. O zaman bak bu ihtimal elendi. Bura gitti. O zaman burası da şöylece gitti. Demek ki A'yı 7 alıyormuşuz. Zaten a 7 aldığımızda 756 4'e bölünür. 756 9 756 4'e bölünür. 567 9'a bölünür. E diğeri de zaten 5'e bölünüyordu. Demek ki arkadaşlar B5 sonracığıma A eşittir 7 oluyormuş. Bir de C eşittir kaç oluyormuş? 6 oluyormuş. E o zaman bunların çarpımını soruyor. 42 çarpı 5. 210 mu? 210'dur. Doğru cevabımız D şıkkı olarak bulunacak. Çok güzel bir soru. AYT'ye sınava ÖSYM'ye yakışır sorulardan bir tanesi Zor mu? Soru sınav esnasında bak bu soru TYT'de çıksa bir tık zor diyebilirim ama AYT'de uğraşırsanız yapabileceğiniz bir soru. Sorunun zorluğu sadece şeyden geliyor. Şuradaki 2 ve 6 durumlarını inceleyip rakamlar birbirinden farklı diyerek C'nin 2 olma durumunu elediğiniz anda soru zaten kendiliğinden size kendini gösteriyor. Güzel bir soruydu. Şimdi arkadaşlar bölünebilme kuralları ile ilgili kısmı bitirdik ama bölünebilme kuralı olmayan sayılar var. İşte 6, 12, 15 işte 22, 36, 45 ile bölünebilme gibi bunlara değineceğiz. Ama baya bir dersimiz şu anda e, yanlış düşünmüyorsam 50 dakikalara bir saatlere falan dayanmıştır. Şimdi güzel bir ara verin arkadaşlar. Tatlı bir ara verin kendinize şöyle bir 5 dakika. Sonra dersin devamını dinleyin. Bakın burada ara vermek önemli. Çünkü Cidden yorulduğunuzu şu anda hissedebiliyorum. Ben bile şu anda hani şöyle bir tık sırtım mırtım ağrıdı yani. Siz de mutlaka yorulmuşsunuzdur. Durduruyorsunuz, not alıyorsunuz falan. Mutlaka şu anda bir 5 dakika, 10 dakika ara vermenizi ve aradan sonra devam etmenizi istiyorum sizden arkadaşlar. Ara demişken masanın başından kalkmadan ara verecek arkadaşlara bir e, bir şey anlatayım. E, aklıma geldi. E, lise bir, lise bir iki demeyeyim. Lise 2'deyim ya da lise 3'teyim. E, o zaman fizik öğretmenimiz e, ...kadın fizik öğretmenimiz doğum yapacağı için izine ayrıldı. Biliyorsunuz öyle bir izin durumu olduğu zaman devlet ya geçici ya kalıcı bir e, öğretmen atıyor okula. Bir öğretmen söylediler Ali Hoca diye. E, hoca çok sertmiş tamam böyle e, biliyorsunuz hoca gelmeden okulda böyle söylentisi dolaşır eskiden. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bizim zamanımızda öyleydi. Hoca çok şöyleymiş böyleymiş falan filan. Genelde de bunlar fos çıkar hani... Hoca çok sertmiş işte tuttuğunu koparıyormuş milleti ikiye bölüyormuş falan der. Bir gelir böyle çok mülayim bir hoca falan filan. İşte bir Ali hoca geliyormuş işte şu okuldan şu şuradan geliyormuş o okuldan da bunu göndermişler. Acayip kötüymüş herkes işi şey yapıyormuş çok böyle sertmiş falan filan. Biz de o zaman böyle lise 2 lise 3 lise 2 mi 3 mü tam hatırlamıyorum ama tam böyle zıpır zamanlarım böyle. Hani artısı herkese böyle dayılandığımız zamanlar böyle kan hızlı akıyor gelsin biz onu da şey yaparız falan filan diye böyle arkadaşlarla takılıyoruz. Fizik dersindeyiz. Hoca o gün gelecek derse ee, ilk derse yetişemeyecekmiş ama ikinci derse yetişecekmiş. İlk derste böyle bir rehberlik hocası geldi. Arkadaşlar dedi sizden dedi bakın rica ediyorum dedi. Diğer dersler dedi. Bak kadın ne güzel söylüyor yani. Bir, onu bir dinle değil mi? Arkadaşlar lütfen bakın diğer arkadaşlarınızı rahatsız etmeyin. Koridora çıkmayın. Sınıfta güzelce bekleyin. Ali hocamız geldi şu anda müdürle görüşüyor. İkinci derse katılacak falan filan. Ee, tabii herkes uyuyor. Bir tane fırlama buna uyumayacak belli yani. Bizim ekip direkt e gelsin sıkıntı yok. Biz bir kantine inelim bakalım falan filan. Yani tam böyle sopalık bir çocuğum yani. Neyse arkadaşlarla çıktık. Sadece biz çıktık. Rehberlikçi de bizi gördü kadın. Yazık yani şimdi düşünüyorum da. Ne olur gitmeyin arkadaşlar falan hocam bir dakika bir çay içeceğiz aşağıya falan tam böyle bela tipler yani böyle okuldan direkt göndereceğin tip öğrenciler. Neyse indik aşağıya teneffüs oldu teneffüsten derse geçildi falan biz hala hoca gelmez melmez diye takılıyoruz. Gelse ne olacak biz dayıyız kabadayız ya neyse çıktık yukarı ders başlayalı bir 10 dakika falan oldu. E, çıktık yukarı baktık hoca girmiş derse şöyle bir e, o zaman böyle bizim kapılarımızda böyle cam var camdan şöyle baktık içeri falan hoca gelmiş girdik, ka kapıyı tıkladık girdik içeri merhaba hocam falan diye lan ne merhaba hocam 10 dakika olmuş ders başlayalı şöyle bir baktım adama e, iki e, bizim arkaya birileri oturmuş iki sıradan sonra yani üçüncü sırada böyle boş yer var böyle oturdum e, şöyle hoca ile göz göze geldik abi adam bana bir baktı yani İnanılmazdı ya. Şöyle şöyle bir baktı. Öyle bir sinirli baktı ki böyle. Yani ben hayatımda böyle gözleriyle birisini döven birisini görmedim böyle. Şöyle baktı bana. Şöyle yaptı böyle. Böyle gözünden alev çıkıyor adam böyle. Hafif böyle kanlanmış gözü. Abi ben böyle şey oldum yani. Böyle abonda ne oldum yani. Adama bakıyorum böyle bütün vücudum uyuştu adama. Böyle biraz da böyle bir pos bıyığı var böyle. Hafif kır saçı var böyle taramış. zımma gibi bir takım elbise giymiş. Elinde çantası var. Böyle var ya çantayı kafamda kıracak böyle. Hafif yanıma yaklaştı. Hoş geldiniz dedi böyle. Böyle güzel de bir ses tonu var böyle. Kalın böyle. Hoş geldiniz dedi böyle. Kalk ayağa dedi. Abi ben kalktım ayağa böyle tir tir titriyorum. Bana e, dedi ki adını ve numaranı söyle dedi. Yani net adını ve adını soyadını ve numaranı söyle dedi. Baba o az önce böyle dayılanan falan çocuk var ya benden direkt şöyle bir ses çıktı. Böyle ayağa kalktım. Mertcim 400 emredin komutanım. Tarzı bir şey söyledim böyle. Ve baktı suratıma. Mertcim bir daha derse geç kalmayalım dedim. Böyle... Hiçbir şey söylemedim, oturdum. Hayatımda en çok korktuğum anlardan bir tanesidir. Sonra da hoca ile çok iyi anlaşmıştık da. Öyle kötü bir tanışmamız vardı. Onu bir anlatayım dedim. Neyse bu anıyı dinlediysen artık arayı da vermişsindir. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi bölünebilme kuralı olmayan sayılar arkadaşlar. 6, 18, 12, 36, 15, 45, 22 ve 30. Arkadaşlar bölünebilme kuralı yoksa... ...bölünebilme kuralı olanlara göre parçalıyorsunuz. Tamam mı? 6 ile bölünebilme kuralı yok... Ama 3 ve 2 ile bölünebilme kuralı var. 3 ile 2'ye göre parçalıyorsunuz. 18 ile bölünebilme kuralı yok ama 2 ile 9 var. 12 yok ama 3 ile 4 var. 36 yok ama 4 ile 9 var. 15 yok ama 3 ile 5 var. 45 yok ama 9 ile 5 var. 22 yok ama 11 ile 2 var. 30 yok ama 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 10 ile 3 var. Peki hocam bunları neye göre ayırdınız? Mesela buradaki 36'yı niye 12 çarpı 3 diye düşünmediniz? Çünkü arkadaşlar 1 12'nin bölünebilme kuralı yok. 2 aralarında asal sayılara göre ayırmanız lazım. Bakın bu çiftlerin hepsi aralarında asal. Yani biz 18 ile bölünebilme dediği zaman hem 2'yi hem 9'u uygulayacağız. Çünkü bir sayı 18'e bölünebiliyorsa 9 ile 2'ye de ayrı ayrı bölünüyordur. Tamam mı? Bir sayı 36 ile bölünüyorsa 4 ile 9'a ayrı ayrı bölünüyordur. Bir sayı 30 ile bölünüyorsa 10 ile 3'e ayrı ayrı bölünüyordur. Bunu unutmayacaksınız. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Gel, sorumuzu çözelim. Orada anlayalım olayı. Diyor ki 4 basamaklı bir sayı var diyor. 3, ab Bu sayı 30 ile bölündüğünde 5 kalanını veriyor. Buna göre artı ve toplamı kaçtır? Şimdi 30 ile bölünebilme kuralı yok ama 5 ve 6 ile ayrı ayrı var. Ama hocam 5 ile 6, 6 ile bölünebilme kuralı yok. O zaman 3 ile 10'u kullan, 5 ile 6'yı kullanma. Bir sayı 30 ile bölünüyorsa 3 ile 10'a ayrı ayrı bölünüyordur. E, tamam ama 30 ile bölünüyor dememiş ki 30 ile bölümünden kalan 5 demiş. Bir sayının 30 ile bölümünden kalan 5 ise 10'la bölümünden kalan da 5'tir. 3'le bölümünden kalan da 5'tir. Ama hocam bir dakika bir sorun daha var. Şimdi ne oldu? Şu anda da şöyle bir problem oldu. Tamam 10'la bölümünden kalan 5 olabilir ama bir sayının 3'le bölümünden kalan 5 olamaz ki. Kalan bölenden küçük olmak zorunda. 5 3'ten büyük. O zaman hemen bir daha 5'i 3'e bölüyorsun. Kaç kaldı kalan? 2. Ha. O zaman bir sayının 30'la bölümünden kalan 5'se 10'la bölümünden kalan 5'tir. 3'le bölümünden kalan da 2'dir. Çok güzel soru şuna döndü sayımızın 10'la bölümünden kalan 5 3'le bölümünden kalan 2'dir buna göre artı ve toplama en çok kaçtır arkadaşlar 10'la bölümünden bölünebilme kurallarından 10'la başlayacağız çünkü bir, bir basamağı etkiliyor bir sayının 10'la bölümünden kalan 5 ise bu sayının son basamağı yani birler basamağı 5'tir o zaman sayımız 3 1 a 5 3'le bölümünden kalan da 2 e, rakamları topla 4 9 9 artı A eşittir. 3'ün katının 2 iki fazlası. 2'yi karşı tarafa at. 7 artı A eşittir. 3'ün katı olmak zorunda. O zaman buradaki A'ya ne verebiliriz? 2 ile başlayalım. 9 yaptı bak. 2'yi buldum. 3 ekledim 5. 3 ekledim 8. A artı B en çok kaçtır diyor. A'yı en çok 8 seçebiliriz. B'yi zaten 5 seçmek zorundayız. B'yi 5 seçtik. Mecbur çünkü 10'la bölümünden kalan 5. 8 artı 5'ten en çok kaç oluyormuş arkadaşlar? 13 oluyormuş. Cevabımız kaçmış? 13'müş. Güzel. Harika. Devam ediyorum şimdi 15. soruyla. Diyor ki 4 basamaklı 5, 3, AB sayısı 15 ile bölünebilen bir çift sayıdır. Anlayabileceği değerler toplamı kaçtır? Arkadaşlar 15'e bölünüyorsa 3'e bölünür ve 5'e bölünür aynı anda. Bir de çift diyorsa aynı zamanda bak çift demesinden de 2'ye bölündüğünü anlıyoruz. Sayı hem 3'e bölünüyor hem 5'e bölünüyor hem 2'ye bölünüyor. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralından ziyade 5 ile 2'yi kullanalım. Çünkü onlar bir basamağı etkiliyor. Şimdi bak 5 ile bölünebilme ve 2 ile bölünebilmeyi aynı anda kullanırsak bir sayı hem 2'ye hem 5'e bölünüyorsa 10'a bölünüyordur. Aa, bir sayı 10'a bölünüyorsa da son basamağı 0'dır. O zaman B 0'mış bak. Bak gördün mü? 15 ile bölünebilen çift derken aslında şöyle de yapabilirdik. 15 de bölünüyor. Çiftse 2'ye de bölünüyor. Demek ki 15 çarpı 2'den 30'a bölünüyor. 30'a bölünüyorsa hem 3'e bölünüyor hem 10'a bölünüyor. Bak hem 3'e bölünüyor hem 10'a bölünüyor. 10'a bölünüyorsa son basamağı 0. B 0. Şimdi o zaman yazalım sayıyı. 5, 3, A, 0. Bu sayı 3 ile de bölünüyor. O zaman rakamlarını toplayalım. 8 artı A eşittir 3'ün katı. O zaman A'ya ne verebiliriz? 8'in üstüne ne eklersek 3'ün katı olur? 1. Yakaladım ya 3 ekledim, 3 ekledim. E, rakamları farklı falan demiyor. O zaman A sayısı 1, 4, 7. A'nın alabileceği değerler toplamı dediği için... 1 artı 4 artı 7 cevabımız 12 olarak bulunmuş olacak. Peki... Güzel güzel bunu da güzel çözdük. 15. soruyu da böylece hallettik. Geldik şimdi 16. sorumuza. Bak şimdi ne diyor? Can diyor tanesi bunu 11 ile bölünebilmede bunun benzerini çözdük. Can tanesi 30 TL olan bardaklardan bir miktar alıyor. Can toplam 5x 3y 4 basamaklı sayısı kadar ödeme yaparak 17 TL para üstü aldığına göre alınan bardak sayısı en fazla kaçtır? Bakın Can'ın elinde 5x 3y TL para var. Can bu parayla Tanesi 30 TL olan bardaklardan kaç tane alsın? Mesela K tane alsın. Bir de 17 TL para üstü alıyor. O zaman bu parasına eşit. Kuracağım denklem bu. Buradan şunu anlıyorum. 5X 3Y 4 basamaklı sayısı 30'un katının 17 fazlasıymış. Bir sayı 30'un katının 17 fazlasıysa yani 30'la bölümünden kalan 17 ise 3'le bölümünden kalan da 17'dir. 10'la bölümünden kalan da 17'dir. İyi de iyi de hocam. 3 ile bölümünden kalan 17 olmaz ki. 17 3'ten büyük. 17'yi tekrar 3'e böl. 17'nin 3 ile bölümünden kalan 5 kere var. 15 2'dir. Demek ki bu sayımızın 3 ile bölümünden kalan 2. E hocam 17 10 ile bölümünden kalan da 17 olamaz. 17 10'dan büyük. 17'yi bir daha 10'a böl kalan 7. Demek ki 10 ile bölümünden kalan da 7. Anladınız mı? Yani sayımızın 3 ile bölümünden kalan 2, 10 ile bölümünden kalan 7. Hangisini kullanacağız önce? tabii ki 10'la bölümünden kalanı. 10'la bölümünden kalan 7 olduğu için bir kere y direktman 7 çıkacak. Yani sayımız 5, x, 3, 7 olacak kesin. Şimdi 3 ile bölümünden kalanı 2 yapalım. Rakamlarını topladığım zaman 15 artı x, 3k artı 2 olacak. 2'yi de karşı tarafa atalım. 13 artı x eşittir. 3'ün katı olacak. Hemen değer veriyorum. 2 verdim 15 yakaladık. 3 ekledim 5 3 ekledim 8. Yani x'in alabileceği değerler 2, 5, 8. Şimdi dikkat et. Alınan bardak sayısı en fazla kaçtır diyor. O zaman ben bu dükkana, tükana verebileceğim maksimum parayı vereyim ki yani param çok olsun ki alabileceğim bardak sayısı da çok olsun. O zaman x'i niye gidip enayi gibi 2 seçeyim? x'i 8 seçeyim de param 5837 lira olsun. x'i 2 seçersem 5237 olur daha az bardak alırım. O zaman 5800... 37 TL param var ve tanesi 30 TL olan bardaklardan alacağım. Kaç tane alırım? 30'a bölerek bulabilirim tabii ki. Kalan zaten 17 gelecek. Gelmez hata yaptık. Gelmez hata yaptık. Gelecek ama gel. 58'de 30 bir kere var. Bir kere 30 30. 28'de 30 yok. 283'te 39 kere var. 270 yaptı. Kalan kaç yaptı? 13 yaptı. 137'de 30 ee... 4 kere olsa 120 çok güzel. Gördünüz mü? Bak kalan 17 yaptı. 17 TL para üstü aldım. Tanesi 30 lira olan bardaklardan tam 194 tane aldım. Cevabımız 194 olacak. Tamam mı? Çok güzel soru. Güzel soru yani. Çıkabilir sınav. Şimdi canlarım konu kısmı bitti. Burada 3 tane daha soru çözeceğiz. 2 tanesi mor soru, geliştiren sorularımızdan. Bir tanesi de çıkmış soru 2021 TYT ile beraber bitirmiş oluyoruz. Hadi gel bakalım. Evet hadi bakalım 3 basamaklı bir doğal sayı için rakamlarından yalnızca bir tanesi asalsa bu asayla tam bölünmez. Rakamlarından en az 2 tanesi asalsa bu rakamlardan en az ikisine tam bölünür. Şartları sağlanıyorsa bu sayıya asal bölenli sayı denir. Buna göre hangileri asal bölenli? Şimdi 345 tek tek inceleyeceğiz. 345. 345 bu maddelerden hangisine uyuyor? Rakamlarından yalnızca bir tanesi asal. Hayır rakamlarından iki tanesi asal. 3 ile 5. Rakamlarından iki tanesi asalsa bu iki asala da bölünecek diyor. Şimdi 345 5'e bölünür mü? Bölünür. Son basamağı 5. Peki 3'e bölünür mü? Onu anlamak için rakamlarını toplaman lazım. 7, 12. 12 rakamlar toplamı 3'e bölünür. 5'e de bölünür. Demek ki 345 bir asal bölenli sayı. Anladık mı? Gel ikinci öncüle. İki, ne oluyor lan? Heh. İkinci öncül. 412. 412 sayısı içerisindeki rakamlardan bir tanesi asal sadece. E bir tanesi asalsa bu asala tam bölünmeyecek. 412 sayısı bu iki asalına bölünüyor mu? Evet 412 çift sayı ikiye bölünür. O zaman bu tam bölenli bir sayı değil. Çünkü bir tane asal varsa o asala bölünmemesi gerekiyor. Buraya geldim 700. 700 sayısında kaç tane asal var? Bir tane. O da 7 zaten. Peki 707'ye bölünüyor mu? Evet 707'ye bölünüyor. Ama yalnızca bir tanesi asalsa rakamların o asala bölünmemesi gerekiyor. Ama bölünüyor. 700 sayısı 7'ye bölünüyor. O zaman arkadaşlar 700 sayısı asal bölenli bir sayı değildir. O zaman cevabımız yalnız bir A şıkkını işaretleriz. Anlaştık mı? Asal bölenli olan sadece 345'miş. Güzel. Bence güzel bir soruydu. Zor değildi yani. Şu soru daha zordu. Ama bak her zaman söylüyorum. Biz mor soruları zor diye mor yapmıyoruz. Ya da ben sorulara yıldız attığım zaman zor diye yıldız atmıyorum. Zor soru farklı bir şey. Kazanım bazında dolu soru farklı bir şey. Beceri temelli soru farklı bir şey. O yüzden arkadaşlar soruları zor kolay çıkar çıkmaz diye değil. Tamamen çözüm haritasına göre sıralamak lazım. Çok güzel bir soruyla daha devam ediyoruz. Bak şimdi bu bizim bölünebilme kurallarındaki son mor sorumuz. Şimdi diyor ki düzden ve tersten okunuşu aynı olan sayılara palindromik sayı denilmektedir. Mesela 66 tersten oku yine 66. 737 tersten oku yine 737. 2552 tersten oku yine 2552. Bu sayılar palindromik sayıdır. Şimdi diyor ki A6 68 B6 C6 palindromik sayısı 3 ile tam bölündüğüne göre A artı C toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi canlarım bakın. 6A 68 B 6C 6 Tersten yazıyorum şimdi Tersten yazıyorum 6C tersten şuradan takip edin arkadaşlar Bak 6C 6 6 B 8 6 B, 6C 6 B 8 6 A 6 A 6 Bak bu sayılar aynı sayıymış Çünkü palindromik diyor O zaman görüyor musunuz A C yi eşit bak A, C ye eşit. Bak burada da C, A eşit çıktı. B'nin de 8 olduğunu bulduk. Bak B'de 8'miş. ana güzelmiş lan. O zaman sayımız şöyle. 6, A, 68, B8, 6, C yerine yine A yazalım. Bu da 6. Sayımız böyle. Bak ne oldu? 3 değişkenliden palindromik sayı bilgisi de kullanarak tek değişkene düştük. Çok güzel. Şimdi 3 ile tam bölündüğüne göre diyor. Gel şimdi 3 ile bölünebilme kuralını uygulayalım. Rakamları toplayacağız. 6, 12, 18, 24. 16 da burası. 24, 34, 40. 40 artı e, da 2a eşittir. 3'ün katı olmak zorunda. O zaman buradaki 2a'ya ne verebiliriz? Bir kere bu sayı çift. K'yı bilmiyorum neyse dur. 2A'ya ne verebiliriz? 40'ın üstüne ne eklersem 3'ün katı olur arkadaşlar. E ee, 2 eklersem olur mesela 42 sayısı 3'ün e, katıdır 2'yi yakaladım ya üstüne 3 ekle 5 3 ekle 8 3 ekle 11 3 ekle 14 3 ekle 17 3 ekle 20 20 de dur çünkü 20 bile olmuyor çünkü 2a 20 ise a 10 oluyor ama a'nın bir rakam olduğunu biliyorsunuz dolayısıyla 20'yi almayacağım 20'den sonrakileri zaten töbe alamam peki 2a çift olduğu için zaten 5 olmaz 11 olmaz 17 olmaz. 2A 2'dir yani A 1 olabilir. 2A 8 ise A 4 olabilir. 2A 14 ise A 7 olabilir. A şey, değerler 1, 4, 7. Bize A artı C toplamı en çok kaçtır diyor. Arkadaşlar A'yı C'ye eşit bulduk ya. A 1, 4, 7 ise C de 1, 4, 7'dir arkadaşlar. Yani A 1 A4 ise C de 1, A 4 A7 ise C de 4, A 7 ise C de 7. O zaman en çok dediğine göre A'yı ve C'yi ikisini de 7 seçelim. Toplamları da en çok 14 olur. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak bulunacak. Tamam. Bence güzel bir soru. Palindromik bilgisini kullanarak ee, soruyu çözdük. Güzeldi. Peki 2021 TET ile bitiriyoruz. Hadi bakalım. Bölünebilme kurallarını bitiriyoruz. Sonra soru çözümüne devam edeceğiz. Diyor ki AAB ve ABA doğal sayıları 9'a tam bölünen 3 basamaklı birer sayı olmak üzere bu sayılardan biri 5'e diğeri de 12'ye tam bölünmektedir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi sayılarımızdan bir tanesi A, A, B. Bir tanesi de A, B, A. Şimdi, şimdi diyelim ki bu sayımız 12'ye bölünsün. Bu sayımız da 5'e bölünsün. Şimdi bu sayımız A, B, A 5'e tam bölünüyorsa ya A e, 0 olacak. A'nın 0 olunması durumunda 0, B, 0 gibi bir şey olur. Ki böyle bir şey mümkün değil. Bunlar 3 basamak sayılar. Demek ki bu 5'e bölünüyorsa A kesin 5 olacak. A 5 oluyorsa bu 5, B, 5 sayısı olur. Bu sayıda arkadaşlar 5, 5, B sayısı olur. Tamam mı? Şimdi bu durumu bir inceleyelim bakalım. Bu durumdan bir şey geliyor mu? Gelmezse diğerini inceleriz. Şimdi bunun 5'e bölündüğünü söyledik. O zaman bu da 12'ye bölünecek. Bunun 12'ye bölünmesi ne demek arkadaşlar? 12'ye bölünebilme kuralı 3 ile 4'ü kullanacağız. Şimdi bu sayının 3 ile ve 4 ile aynı anda bölündüğünü biliyoruz. Hangisini önce kullanmak lazım? 4 ile bölünebilmeyi. Çünkü o daha az basamağı ilgilendiriyor. Şimdi bu sayının 4 ile bölünebilmesi için son basamağının ya 2 ya da 6 olması lazım. Yani bu sayı ya 5, 552 ya da 556 olmalı. Şimdi bu sayıların ikisinin 9'a da bölündüğünü biliyoruz. Bak dikkat et. 552 alırsak rakamları toplamı 12. 9'a bölünmez. Demek ki 552'yi alamayız. 556 olsa 9'a bölünmez. Demek ki 556 da alamayız. E, o zaman arkadaşlar alamıyoruz hiçbir şekilde. Demek ki bu 12 bu 5'e bölünüyor demiştik ya. Maalesef öyle değilmiş işte. Bu AAB sayısı ve ABA A sayısından 5'e bölünen sayı buymuş. 12'ye bölünen sayı buymuş. Şimdi 5'e bölünen sayı buysa B0 olabilir. O zaman AA0 e, olur. B5 olabilir. O zaman da AA5 olur. B sıfırsa A sıfır A olur. B beş olursa da A beş A olur. Tamam mı? Bu sayılar şimdi şu diğer sayı 12 ile tam bölünüyor. 12 ile bölünüyorsa bu sayı hem 3'e hem 4'e bölünüyor. 4'e bölünebilme kuralına bakarsak arkadaşlar son basamağı 4'ün katı olacak. O zaman burası ya 4 ya 8 ya da 0 olacak. Ama 0 olamaz. Yüzler basamağına 0 gelemez. O zaman 4 ya da 8 olacak. O zaman A e, 4 olabilir. Yani bu sayımız 404 olabilir ya da a'mız 8 olabilir. O zaman da 808 olabilir. Bu tarafa bakalım. A'mızın ya 2 ya da 6 olması lazım. 52 ve 56 4'e bölünüyor. A'mız 2 ise 252 A'mız 6 ise 656. Şimdi bu sayıların 9'a tam bölündüğünü biliyoruz. 404 9'a bölünmez. Rakamları toplamı 9'un katı değil. 808 de bölünmez. Bu da gitti. 252 rakamları topladım. 7 9 bak bu sağlıyor. Rakamları toplamı 17 bu da bölünmez. Demek ki bulduk arkadaşlar. A'nın 2 olması gerektiğini bulduk. A eşittir 2'ymiş. B'nin de 5 olması gerektiğini bulduk. B eşittir 5'miş. Bize ne soruyor? A artı B toplamını 5 artı 2'den 7. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Şimdi burada 12'ye 5 ile başladığınız zaman yani işte TYT sorusu yani bu soruya 12-5 diye başladığınız zaman net 1.5 bir buçuk, bir, buçuk dakikanız gidecek. Yapacak bir şey yok. Ee, net bir şekilde ben burada e, A, B'nin 5 ile bölündüğünü, A, B, A 12 ile bölündüğünü net göremiyorum arkadaşlar. Yani net görülecek burada elimizde o kadar veri yok. O yüzden Hani bazen nasip deyince hocam nasip olur mu ya bu matematik ne demek nasip ama nasip işte arkadaşlar böyle deneme yanılma sorularında neyden başladığınız doğrudan mı yanlıştan mı başladığınız biraz da nasip oluyor. Biz nasibi biraz aza indirgeyebilmek için ipucular elde etmeye çalışıyoruz. Mesela burada bu kadar yazmak da zorunda değildiniz. 12 ile 5'i direkt Bunları görüp eleye de bilirdiniz. Orada da bir 10 saniyeniz giderdi. Ondan da o kadar bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Bölünebilme kurallarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. 13. günü de böylece bitirdik. Şimdi bazı soruları yıldızlayacağım. Sonra da derse noktayı koyacağız. Çok yoruldunuz biliyorum. Bugün çok yorucuydu. Ama yapacak bir şey yok. Palindromik sayı sorusu bence çok güzel bir soruydu. Ee, bence yine güzel sorulardan bir tanesiydi. Canlı soru. Canlı soru yalnız. ha. Evet bu soru da güzeldi gerçekten. Rakamları kaçtır diye soruyordu. Orada öncelikleri de yakalıyorduk. Bence bu soru da güzel soruydu. 11 ile bölünebilme ile alakalı. Can sorusuna benziyor ama yine e, yıldızladım. Buradan hiçbir soruyu yıldızlamayacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar bölünebilme kurallarına hakim olabilmek için bunların hepsini bilmeniz lazım. Burada sizin e, yıldızlayım da bu sorunun üstünde dursunlar diyebileceğim bir soru yok. Ama illa yıldızlarsam şu soruyu yıldızlamak isterim. Neredesin oğlum sen? Heh şu. Ee, hem 4 hem 9 hem de 3. Yok bu değil bu değil bu değil. Pardon bu değil yavrum. Bu değil yavrum. Yavrum yavrum. Heh şu. Hem 3 ve hem de 10 ile bölünebilme kuralının kullanıldığı bir soru. Yıldızlarsam bu soruyu yıldızlamak isterim arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Ve böylece bölünebilme kurallarının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi kamp programımızı bir açalım. Gelin. Gel bakalım. Şöyle kamp programına bir değinelim. Şöyle bir tık yakınlaşayım. Canlarım neredeyiz şimdi biliyor musunuz? 13. günümüzdeyiz. 13. günde ikinci videoyu da hallettik. İki tane testimiz var. Bunu da hallettiğiniz takdirde çok yorucu olan bir günü kazasız belasız bitirmiş ve tamı tamına 13. günü de halletmiş olacaksınız. Ve bu ne demek biliyor musunuz? Şafak sayarda bir kutuyu daha doldurmak, bir günün daha üstünden geçmek demek. Ödevlerinizi unutmayın. Soru bankasından iki test ödeviniz var. Bölme bölünebilme test bir test iki temel tanım testi. Bir sonraki gün yani 14. günde bölme bölünebilme tem, bölüm bölme bölünebilme bölüm bitirme ve efişin adı testlerinde görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. 14. artık ben de konuşamıyorum. Hepimizin pili bitti. Hepimiz dağıldık. Güzel dinlenelim. Sonra ödevimizi yapalım. Sonra 14. gün. Hadi görüşürüz. Bittim ben de bittim. Bay bay. Bay bay.